Kur'an bana ne diyor? Buruç suresi iniş sırasına göre 27, Musaf sırasına göre 85. sure ve 22 ayetten oluşuyor. Sure iniş zamanı üzerinden bana ne diyor? Vahyin rehberliğinde 3. yılda Mekke'deyiz. Daha henüz işkence yok ama ayak sesleri duyuluyor. Kur'an Darul Erkam'da verilen derslerde sahabeleri geleceğe hazırlıyor. Ashab-ı Uhdud üzerinden verilen mesajlardan biri şu. Sizden öncekilerin yaşadıklarını yaşamadan onların girdikleri cennete giremez, erdikleri saadete eremezsiniz. Mekke'de her türlü baskı ve işkenceye rağmen dönmeyen sahabileri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanlık semasının yıldızları olarak tebcil ediyor ve diyor ki asabım gökteki yıldızlar gibidir.'' Hangisine tabi olursanız hidayet bulursunuz. Bana ne diyor? Bulunduğu çağda göğün yıldızı olmak, yerde inandığın dava için her şeyi göze almaktan geçiyor. Sure ismi üzerinden bana ne diyor? Burç kelimesi yükselmek, ortaya çıkmak, görünür olmak anlamlarına gelir. Anlam sahası oldukça geniş bir kelimedir. Yerden yüksek olduğu için Kale burcuna ve gökteki yıldızlara burç denirken Fransa'da köylü sınıfına göre yüksek sınıf olan şehirliğe de burjuva denmiş. Birinci ayetin devamına baktığımızda burç kelimesi Allah'ın kudretine şahit olmak olarak kullanılmıştır. Bunun üzerinden gökteki burçlara hükmeden Allah yeryüzünde zalimlerin yaptığını yanına bırakmayacaktır mesajı veriliyor. Bana ne diyor? Bir yerde zulüm varsa bilin ki Allah ihmal etmez, imhal eder yani mehil verir yani süre verir. O imtihanın bir hikmeti de imtihanın sırrı gereğince müminin çile ateşinde kıvama gelmesi olabilir. Sure öne çıkan konu üzerinden bana ne diyor? Asab uhdudun bütün zamanlardaki karşılığı nedir? Asab uhtut hendek sahipleri demektir. Asırlar önce inanan insanlar sırf inandıkları için kazılan hendeklere atılmış, o hendeklerde yakılmış, yakanlar da sanki soba, soğuk havada bir soba etrafında ısınma rahatlığında intikam arzularını tatmin etmenin mutluluğunu duyarak bu olayı seyretmişlerdir. Hendeye atılanlar üzerinden verilen mesaj, Haklı bir davayı zorla bastırmak isteyen, sırf inançlarını yaşadıkları için insanlara zulmeden bütün insanlar hangi zamanda, hangi zeminde yaşarsa yaşasın asabı uhtuttur. İnanan insanlara çukur kazanlar aslında kendi çukurlarını kazıyorlar. Bana ne diyor? İnandığın değerler uğruna ahirette yanmayayım diye dünyada yanmayı göze alırsan Hiçbir asab uhtut seni durduramaz, seni korkutamaz, seni yolundan alıkoyamaz. Süreci inşa eden ayetlerden 7. ayet: Bazı ateşler yakar, kül eder. Bazı ateşler de yananı olgunlaştırıp kıvama getirir, çile ateşi gibi. Bismillahirrahmanirrahim. Asab uhtut zulmün zirvesi. Muhteşem yıldız kümeleri olan burçlarla dolu gökyüzü. Geleceği kesin olarak vaat edilen kıyamet günü. O günde tanıklık eden ve edilen herkes şahit olsun ki, dünyadan binlerce defa büyük yıldızları yaratan, kudretinin sahibi olan Allah hiçbir zalimin zulmünü yanına bırakmaz. Mazlumların intikamını er ya da geç alır. İşte bu nedenle kahrolsun. Geçmişte Necran Hristiyanlarını Yahudi olmaya zorlayan olmayınca 20 bin Hristiyanı hendeklere doldurup yakan ashabı uhtut. Kahrolsun. Sırf inançlarından dolayı insanlara zulmeden tüm zalimler. Onlar tutuşturulmuş ateşin içine insanları acımasızca atmışlardı. O sırada bu vahşetin tadını çıkarmak için de ateşin çevresinde oturmuşlar müminlere yapmakta oldukları işkenceyi keyif alarak seyrediyorlardı böyle yapmakla onlardan sırf mutlak gücü ile aziz her türlü övgüye layık olması ile hamid olan Allah'a iman ettikleri için intikam aldılar o Allah ki göklerin ve yerin mülkü kendisine aittir ve o mülkünde olan her şeyin şahide olan şehittir onun ilminde her şey bilgisiyle, belgesiyle kayıtlıdır. İşte o yüzden hiçbir zalimin yaptığı zulüm yanına kalmayacaktır. Ey bütün zamanların zalimleri bilin ki inanmış erkeklerle inanmış kadınlara işkence edip sonra tövbe de etmeyenlere cehennem azabı ve bir de insan yakmanın cezası olarak tarifi imkansız bir yanma vardır. İman edip İmanlarını yaraşır güzellikte işler yapanlar Mekke'de olduğu gibi yollarına engeller çıktığında dönmeyip her şeye rağmen iman etmeye devam edenlere gelince altlarından ırmaklar akan cennetler vardır. İşte asıl kurtuluş, büyük kurtuluş budur. Madem yolun sonunda ebedi saadet var, öyleyse lutfun da hoş, kahrın da hoş demeli ve yola devam etmeli. Bu yolda engel olan zalimlere gelince elbette Rabbinin yakalaması çok şiddetlidir. Pasif ilah anlayışı deizm. Evreni ve hayatı yoktan yaratan, bazılarının zannettiği gibi evreni yarattıktan sonra pasif bir seyirci olmayan, yarattığı evrene her an müdahale eden ve bunu göstermek için yaratılan her insanın parmak izini, göz retinasını DNAsını yüzünü sesini huylarını farklı yaratan yaratan bu farkı her yeni doğan insanla tekrarlayan tekrar eden bu yaratmaları tekrar ve ebedi dirilişin şahidi yapan odur. O özellikle yolunda bedel ödemeyen ödeyen kullarına karşı bağışlaması bol olan gafur, sevgisi çok olan ve Tüm evrende, her varlık üzerinde mutlak egemenlik ve hakimiyetin sembolü olan yüce ve şerefli arşın sahibi, her türlü zorluğa rağmen yolunda olanları da şereflendirendir. Dilediği şeyleri dilediği zaman mutlaka yapandır. Orduların haberi sana geldi mi? O haberin ayrıntılarına baktığında Allah'ın dilediğini dilediği zaman yaptığını ve bunun da önünde kimsenin duramadığını göreceksin. İşte güçlü orduları ile övünen Firavun ve Semud. Bunların başlarına gelenleri ve yaşadıkları acı sonları önceki sure ve ayetlerde duydun ve duyurdun. Ama gel gör ki geçmişten ders almayan Mekkeli inkarcılar bu gerçekleri duydukları halde ayetlerimizi yalanlayıp dururlar. Onlar yalanlaya dursun. Allah onları önlerinden arkalarından Kısaca her yandan kuşatan muhittir. Hayır, hayır, kafirler ne kadar inkar edip yalanlasalar da o şanlı şerefli bir Kur'andır. Beşer sözü olması da mümkün değildir. Kur'an bütün ayetleriyle levhi mahfuzdadır. Sadakallahu'l-azim